Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz ses bilgisi. Arkadaşlar ses bilgisi yazı kurallarıyla birlikte soruluyor arkadaşlar ve her gün en az bir tane soru geliyor. Direkt bunu ses bilgisi olarak düşünmeyin. Bunu yazı kurallarında da kullanacağımız için ses bilgisi bizim için gerçekten çok önemli. Şimdi arkadaşlar ses bilgisiyle ilgili şu bilgileri bilmemiz lazım. Dilimizde toplam 29 harf vardır. Bu harfin arkadaşlar 21 tanesi ünsüz, yani sessiz harflerimizdir. 8 tanesi ise ünlü ya da sesli dediğimiz harflerden oluşur. Şimdi arkadaşlar ünlülerimize bakalım, sesli harflerimize bakalım. A, E, I, I, U, Ü, O ve Ö'den oluşur arkadaşlar. Daha ilkokuldan beri bize bir tablo ezberletiyorlardı arkadaşlar. Bu tablo ezberlemeye gerek kalmayacak. Çünkü bu sesli harflerin dudak, gırtlak ve diyaframdan çıkış şekillerine göre isimlendireceğiz, gruplandıracağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, eğer dudağımız düz bir şekilde ise düz ünleyeceğiz arkadaşlar. Eğer dudağımız daha yuvarlak bir şekil alıyorsa onlara da yuvarlak ünlü diyeceğiz. Nasıl olacak? Deneyelim arkadaşlar şimdi. A. Bakın arkadaşlar, dudağında yuvarlaklaşma olmuyor. E, I, I, O. Bakın arkadaşlar, Ö, U, Ü. Şu dördünü söylerken arkadaşlar dudağım yuvarlaklaşıyor. U, Ü, O, Ö derken arkadaşlar dudaklarımız yuvarlak hale geliyor. Ama A, E, I, I derken dudağımız daha düz bir haldedir. O yüzden A, E, I ve İ'miz arkadaşlar düz ünlüdür. Evet arkadaşlar. Şimdi dar ünlüler ve geniş ünlülere bakalım. Bunun mantığı nedir arkadaşlar? Mantığı şu. Ağzımızı açabiliyorsak geniş, açamıyorsak dar ünlüdür arkadaşlar. Bakalım. A açılabilir. E ama I, I derken ağzınızı açamazsınız. U, ağız açılarak söylenemez. Ü, ağzı açamazsınız. O yüzden dar ünlülerimiz I, I, U, Ü'dür arkadaşlar. Genişlerimiz A, E, O, Ü'dür arkadaşlar. Ne kaldı arkadaşlar geriye? Kalın ve ince ünlülerimiz. Kalın ünlülerimiz arkadaşlar A, I, O, U'dur arkadaşlar. İnce ünlülerimiz ise E ve noktalı olanlar İ, Ö ve Ü'dür arkadaşlar. Evet arkadaşlar, büyük ünlü uyumu. Diğer ifadeyle kalınlık, incelik uyumu arkadaşlar. Arkadaşlar bir kelimenin ilk hecesi, bakın ilk hece ilk ses harfinin olduğu yerdir arkadaşlar. İlk hecesi kalın ünlüyle başlıyorsa nedir kalınlarımız? A, I, O, U ile başlıyorsa sonraki heceler arkadaşlar D kalınla devam eder. Kalın ünlü ile devam eder arkadaşlar. Eğer ilk hece arkadaşlar ilk hece ince ünlüye başlamışsa ne ince ünlerimiz? E, I, Ö ve Ü. Bunu arkadaşlar sonraki heceler D ince ünlü ile devam edecektir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kalınlık incelik uyumunda İlk heceye dikkat edin. İlk hece, ilk sesli harf. Kalınsa kalın, ince ise incenin devam etmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakalım şimdi arkadaşlar. Ispanak kelimesinin ilk sesli harfi, ilk hecesi demektir arkadaşlar. Is. I şimdi bakıyorum arkadaşlar. Kalın mı, ince mi? Kalınlar içerisinde var. Ne diyorduk? Sonraki hecelerde kalın olması lazım.
Sonraki hecelerde neler var? Ünlü olarak iki tane A var. A'lar da kalın mı? Kalın. O zaman bu kelime arkadaşlar büyük ünlü uyumuna uyuyor. Efimizden kelimesine bakalım arkadaşlar. İlk hecemiz ne arkadaşlar? E. E hangi grup içerisindeydi? İnce ünlüler içerisindeydi. İnceyi ne takip etmesi lazım arkadaşlar? İncelerin takip etmesi lazım. Bakalım içerisindeki ses harflere. İ. Bir tane daha İ var. Ve E. İ'ler ve E'ler. Arkadaşlar ince grubundandır. Evet. O zaman bu da nedir arkadaşlar? Büyük ünlü uyumuna uyuyor. Arkadaşlar diğer bir örneğimize geçelim. Kalemlik. İlk hecemiz arkadaşlar K. Yani sesli harfimiz var olan A var. A nedir arkadaşlar? Kalın ünlüdür. Büyük ünlü uyumunda neydi? Kalınlık, incelik uyumu. Kalınla başlıyorsa kalınla devam etmesi gerekiyordu. Bakalım arkadaşlar E kalın mıdır? E hangi grup içerisindeydi? İnce grubu içerisindeydi. Arkadaşlar kalından sonra ne gelmiş? İnce gelmiş. Bir daha ince gelmiş. Ama büyük ünlü uyumuna uymuyor arkadaşlar. Evet. Başka bir örnek verelim. Karşısındakiler olsun arkadaşlar. Bayağı uzun bir kelime aldık. Bakalım arkadaşlar. İlk ses harfi A. A nedir arkadaşlar? Kalın. İkincisi I. Yine kalın. I. Yine kalın. Da kalın. İ arkadaşlar ne? İnce. E nedir arkadaşlar? İnce. Bir ünlü uyumuna uyuyor mu? Uyuyor arkadaşlar. Çünkü kalınları kalın takip etmemiştir. O yüzden büyük ünlü uyumuna uymaz. Evet arkadaşlar şimdi büyük ünlü uyumundan sonra dilimizde büyük ünlü uyumunu bozan ekler vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar yor ekidir. Şimdi arkadaşlar kelimemiz geliyor. Bakın arkadaşlar geliyor kelimesi ince ince ne olmuş arkadaşlar? Kalın büyük ünlü uyumunu bozdu. Bakın arkadaşlar burada soruyu çok daha zor hale getirebiliriz. Mesela şimdi soralım. Okuyor kelimesi büyük ünlü uyumunu bozuyor mu? Arkadaşlar kalın, kalın ve kalındır. Ama burada yine bozan ek vardır diyeceksiniz arkadaşlar. Evet burada bozmamıştır. Ama bunu size şöyle sorabilir. Geliyor, seviyor, gidiyor gibi sormazlar. Aşağıdaki cümlenin hangisinde büyük ünlü uyumunu bozan bir ek kullanmıştır? Ekin kendisini sorabilirler. O yüzden burada bozmamıştır. Ama uyumu bozan ek vardır demeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet ikinci ekimiz arkadaşlar ki ekidir arkadaşlar. Ki eki. Bakalım örneğimize. Akşam ki derken arkadaşlar ne yaptı? Kalın, kalın ve ince. Uyumu ne yaptı arkadaşlar? Bozdu. Yine örnek verelim arkadaşlar. Sabah ki. Sıfat yapan ki gibi düşünün. Sabah ki kahvaltı verken. Ne yaptı? Kalın, kalın, ince olarak arkadaşlar büyük ünlü uyumunu bozdu. Üçüncü ekimiz arkadaşlar. Ken ekidir. Ken eki bakalım nasıl bozuyor? Uyurken. Ne yaptı arkadaşlar? Kalın, kalın, ince. Koşarken, bakarken derken şu ekler büyük ünlü uyumunu bozdu. Lehim arkadaşlar, lehim. Dedim ki sabahleyin. Ne yaptı arkadaşlar? Kalın kalın. Ne yaptı arkadaşlar? İnce getirerek bozdu. Mesela geceleyin bir ses böler uykumu. İçim bir perveyle dolar neredesin? Geceleyin derken bozar mı? Hayır. Ama sabahleyin, akşamleyin derken arkadaşlar ne yaptı? Büyük gün duygunu bozdu. İmtirak eke. Bakalım kalın olduğu için ince bir kelimeye gelmesi lazım. Yeşil-trak derken ince 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 kalın olarak bozdu. Gir ekine bakalım. Gir.
Mesela bakla gil ya da turunçgi, halamgi, babamgi şeklinde söylenebilir. Daş iki, daş şöyle söyleyebiliriz. Meslek taş. Yani şurada ne yaptı? Ünsüz sertleşmesine uğrayabilir. Ülküdaş, dindaş gibi kullanılabilir. Şimdi arkadaşlar, eski Türkçe yani kök Türkçe dediğimiz Türkçe'de kullanılan bazı kelimeler günümüze kadar ulaşmıştır. Bu kelimeler günümüzde büyük bir duyum artık uymuyor. Bakalım, ana kelimesi günümüzde, günümüz Türkiye Türkçesinde ne haline gelmiş arkadaşlar? Anne olmuş. Bakın kalın ince artık bir gün duyumuna uymuyor. Eski Türkçe'de alma dediğimiz, günümüzde kullandığımız elma kelimesinin artık bir gün duyumuna uymuyor. Karındaş. Bakın günümüze karşılığı nedir? Kardeş. Bir gün duyumuna uymuyor. Kankı. Çok güzel bir kelimeymiş. Günümüzde hangi kelimesini karşılar? Ama büyük ünlüğüne artık uymuyoruz. Evet arkadaşlar, küçük ünlüğüm diğer ifadeyle düzlük, yuvarlaklık uyum. Neydi arkadaşlar düz ünlerimiz? Dudağımızın düz olarak söyleyebildiğimiz ünlerimiz. Neydi onlar? A, E, I ve İ'di. Yuvarlak ünlerimiz hangileriydi? Dudağımızın daha yuvarlak hale geldiği ünlerimizdi. O, Ö, U ve Ü. Peki hocam nedir şimdi küçük ün duyumu? Arkadaşlar Türkçe'de ilk hece düz ünlü ise arkadaşlar, düz ünlü dediğimiz grup burası. A, E, I ise, A, E, I ve İ ise sonraki heceler, sonraki heceler de düz ünlü olur arkadaşlar. Düz ünlü ile devam eder arkadaşlar. Yani şöyle bir kural var. Düzü düzler takip eder. Peki hocam, ilk hece düz değil de yuvarlak ünlü olsa ne yapacağız? Bakalım arkadaşlar. İlk hece yuvarlak ise arkadaşlar, yuvarlak ünlülerden biriyle başlıyorsa, nedir bunlar? O, Ö, U, Ü ile başlıyorsa sonraki hecelerde arkadaşlar O, Ö haricinde diğeri tamam arkadaşlar. Sonraki hecelerde A, E, U, Ü, I ve İ ile arkadaşlarım devam eder. Bakalım arkadaşlar şimdi. Şimdi ilk hecesi düz ünlü olması gerekir. Nedir düz ünlü? Bakalım arkadaşlar. Burada diyelim ki kalelik. Arkadaşlar burada şöyle bir yanılgıya düşüyoruz. O da şudur. Hocam A düz mü? Düz. E düz mü? Düz. İ düz mü? Düz. Bu kelime büyük ünlü uyumuna uyuyor mu? Hayır. Arkadaşlar bu kelime büyük ünlü uyumuna ne yapıyor? Uyumuna uymuyor. Arkadaşlar ama hepsi de düz mü? Evet düz. 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 Arkadaşlar işimizi daha da kolaylaştıralım. Bir kelime büyük ünlü uyumuna uymuyorsa, hepsi düz olsa dahi burada küçük ünlü uyumu aramayacağız. Biz büyük ve küçük ünlü uyumlarını Türkçe kelimelerde aramamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, küçük ünlü uyumlarla ilgili örneklerimize geçelim. Şimdi hatırlatayım, düzü düzler takip ediyordu arkadaşlar. Yuvarlak ünlüleri neler takip ediyorlardı? A, E, U, Ü, I ve İ takip ediyor. Ama kuralımız neydi? Önce büyük ünlü uyumuna uyması gerekir. Bakalım önce büyük ünlü uyumuna uyuyor mu? Kalın, kalın, kalın. O zaman bu büyük ünlü uyumuna uyuyor. Peki arkadaşlar, I düz ünlü müdür? Evet düz ünlü. Ne yapacaktı arkadaşlar? Düzü düzden takip edecekti. Düz mü? Düz. Peki U düz mü? Hayır. U yuvarlak ünlü. O zaman bu kelime, bakın arkadaşlar,
küçük ün duyumuna uymuyor. İkinci örneğimize geçelim arkadaşlar. O düz mü yuvarlak mı? Dudağımızı söylerken ne yapıyordu? O harfi söylerken dudağımız yuvarlak bir hale alıyordu. O yuvarlak. Yuvarlağa neler takip ediyor arkadaşlar? A, E, O, Ü, I, İ. Bakalım U'lar takip etmiş. Büyük ün uyumuna uyuyor mu? Uyuyor. Yuvarlağa ne takip etmiş? U'lar. O zaman bu kelime hem büyük ün uyumuna hem de küçük ün uyumuna uyuyor. İkincisine bakalım arkadaşlar. İlk heceye bakıyoruz. O yuvarlak bir ünlü. Yuvarlak ünlüyü bakın A, E, U, Ü, I, İ takip edecek. Bakalım U var mı? Var. A var mı? Var. I var mı? Var. Büyük ünlü uyumuna uyuyor mu? Uyuyor. O zaman küçüğe de uyuyor diyeceğiz arkadaşlar. İlk hecesindeki sesler düz ünlü olan A arkadaşlar. Bakın arkadaşlar A, E, I iyiydi bizim düzlerimiz. Yine A, E, I, İ takip etmesi gerekir. Ama unutmayın kalınsa kalın, ince ise ince. Çünkü büyük ünlü uyumuna da uydurmamız gerekiyor. Düz ve kalın. O zaman düz ve kalınları takip etmesi lazım. A düz ve kalın. I hem düz hem kalın. A düz ve kalın. I düz ve kalın. Bu kelime büyük ünlü uyumuna uyuyor. Aynı zamanda küçük ünlü uyumuna da uyuyor arkadaşlar. Diğer örneğimize geçelim. Öğretmen. Ö yuvarlak bir ünlüdür arkadaşlar. Bakın yuvarlak ünlü. Değil mi? Yuvarlak ünlerimiz O, Ö, U ve Ü'ydü arkadaşlar. Ö yuvarlak. Neden takip edebilir bakalım. Yuvarlak şunları takip edebiliyordu. Peki arkadaşlar Ö ince mi ince? İnceler takip etmiş mi? Etmiş. Büyük ünlü uyumuna uyuyor mu? Uyuyor. O zaman bu küçüğe de uydu arkadaşlar. Evet, diğer bir örneğimize geçiyoruz. Boyunluk kelimesi. İlk hecesindeki sesler yuvarlak arkadaşlar. Yuvarlağı hangileri takip ediyordu? A, E, U, Ü, I, İ. Bakın U'lar takip etmiş. Büyük ünlü uyumuna uyuyor. Aynı zamanda küçüğe de uyuyor. Her ikisine de uyuyabileceğiz arkadaşlar. Diğer örneğimiz çevre, cilik. Büyük ünlü uyumuna uyuyor mu? Uyuyor. Küçük arayabiliriz. İnce ve düzdür. Düz ve inceler takip etmiş mi? Evet. Her ikisine de uyuyor. Yalnızlık kelimesine bakalım. İlk hecesindeki sesler A. A hangi grupta? Düz grubunda ve kalın grubunda. Şimdi büyük ünlü uyumuna uydu. Çünkü hepsi kalın. Hepsi düz mü? I'lar da düz. Hem büyük ünlü uyumuna hem de küçük ünlü uyumuna uyuyor arkadaşlar. İncelik kelimesine bakalım. Düz, ince. E yine düz ince. İ yine düz ince. Hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uyuyor. Yumurtacı kelimesine bakalım. İlk ses tarifi arkadaşlar yuvarlak. Yuvarlak. Şimdi büyük ünlü uyumuna uyup uymadığına bakıyorum önce. Kalın, kalın, kalın ve kalın. Büyük ünlü buna uyuyor. Küçük arayacağız şimdi. Yuvarlağı neler takip ediyordu arkadaşlarım? A, E, U, Ü, I ve I. Bakalım. Ama kalın olduğu için hepsi kalın da olması lazım. U var mı? Var. A var mı? Var. I var mı arkadaşlar? Var. O zaman bu büyük ünlü uyumuna da küçük ünlü uyumuna da uyuyor. Ortaklık kelimesi arkadaşlar. O kalın ünlü grubunda. Kalınlar bakın arkadaşlar hem de yuvarlaktır. Yuvarlakları A'lar E, O, Ü, I takip ediyordu. Arkadaşlar büyük ünlü uyumuna uyuyor mu? Baktım uyuyor. O ile takip edebilir. A, I her ikisi de takip ettiği için bu da arkadaşlar hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uyuyor. Tü. Türkçenin tü üstündeki ü arkadaşlar yuvarlak ünlüdür. Niye? Ü derken dudağın yuvarlak bir hal alıyor. Yuvarlağı neler takip edebilir arkadaşlar? Bakalım. Ü ve İ. Çünkü büyük ünlü uyumuna uyuyor. Çünkü hepsi ince. Ve yuvarlak da arkadaşlar inceler takip edebiliyor. O yüzden bu kelime hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uyuyor. Yiyecek kelimesi arkadaşlar.
Yiyecek kelimesi yemek kelimesinden gelir. Fark etmiyor sonuçta. İnce ve düz ünlüdür. Büyük ünlü uyumlu uyuyor mu? Uyuyor. E düz mü? Evet düz. İnce mi? İnce. E yine düz ve ince. Hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uyuyor arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar buradaki örneklerimize bakalım. Büyük ünlü uyumuna ve küçük ünlü uyumuna uyuyor bakalım. Öncelikle arkadaşlar verdiğim bütün örnekler büyük ünlü uyumuna uyuyor. Peki hocam büyük ünlü uyumuna uyuyorsa küçüğe uyar diye bir kural var mı? Hayır yok. Bakın kalın kalın kalın. Bakın arkadaşlar büyük ünlü uyumuna uyuyor değil mi? Uyuyor. Peki küçüğe uyuyor mu bakalım? Arkadaşlar A neydi? Düz ünlüydü. Düzü ne takip edecekti? Düzler takip edecekti. U düz müdür? Hayır. O yüzden arkadaşlar U nedir? Yuvarlak ünlüdür. O yüzden bu küçük ünlü uyumuna uymuyor arkadaşlar. Türkçe'de düz olan A'dan sonra peşinden U gelen kelimeler arkadaşlar küçük ünlü uyumuna uymaz. Ünlü uyumuna uymaz arkadaşlar. Bu kuralı unutmayın. Bakın A düz, U yuvarlak uymadı. Bakın büyüğe uyar ama küçüğe uymuyor. A düz, U yuvarlak yine uymadı. A düz, U yuvarlak küçük ünlü uyumuna yine uymadı. A düz, U yuvarlak küçük ünlü uyumuna uymadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, büyük ve küçük ünlü uyumları nerelerde aranmaz? Arkadaşlar, bir, tek heceli bir sözcükte büyük ya da küçük ünlü uyumu arayamazsınız. Neden? Çünkü tek hece, şimdi buna kalın dediğimiz peşine kelime gelmiyor ki. Hece yok ki. Ya da al, kaç. O yüzden tek heceli bir kelimede büyük ünlü ya da küçük ünlü uyumu arayamazsınız. İkinci arkadaşlar, yabancı sözcüklerde. Yabancı sözcükler dilimize ait olmadığı için arkadaşlar biz o kelimelerin orijinallerinin ne olduğunu bilmediğimiz için burada büyük küçük ünlü uyumu arayamayız arkadaşlar. Zaten ilk heceden sonra o'lar varsa o kelime zaten Türkçe değil yabancı bir sözcüktür arkadaşlar. Entrika, demokrasi gibi kelimeler yabancı kelimelerdir. O yüzden burada arkadaşlar büyük ya da küçük ünlü uyumu aranmaz. Üçüncüsü birleşik kelimelerde büyük ya da küçük ünlü uyumu arayamazsınız. Nasıl hocam? Bakın arkadaşlar. Cuma ve ertesi sözcüğü birleşmiş. Çanak ve kale sözcüğü birleşmiş. Beşik ve taş sözcüğü birleşmiş. Şimdi siz nasıl diyeceksiniz? Hocam birinci kelime küçük ünlü uyumuna ya da büyük ünlü uyumuna uyuyor. İkincisi uymuyor falan diyemezsiniz arkadaşlar. Biri uyar biri uymaz. Bakın çanak kelimesi, kale kelimesi büyük ünlü uyumuna uyuyor birincisi. Ama ikincisi uymuyor. O yüzden kelimelerde parçalayamayacağımız için arkadaşlar biz birleşik kelimelerde de büyük ve küçük ünlü uyumu aramayacağız. Evet arkadaşlar büyük ve küçük ünlü uyumlarını anlattık. Bir dahaki dersimize ünlüler yani seslilerin özelliklerine buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.